Herkese merhabalar. 5 dakikada Türkiye iklimini özetleyeceğiz. Hazır mısın? İmkansız hocam, mümkün değil. İmkansız değil. Sadece biraz zaman alır. O alacağı zaman da 5 dakika diye yazdık zaten. Görüyorsun. Hemen sen süreyi başlat ki vakit kaybetmeden konuyu güzel güzel ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Hadi bakalım, başlat süreyi. Başlattım hocam. Harikasın. Şimdi birincisi, iklim ve hava durumu arasındaki farkı bilmemiz lazım. İklim uzun yıllar sonrasında anlaşılıyor. Yani sen Akdeniz'in ikliminin yazlarının sıcak ve kurak olduğunu, kışların ılık ve yağışlı olduğunu bir senede öğrenemezsin. Öyle iki senede, üç senede de öğrenmez. 10 yıllar, belki 100 yıllar geçmesi lazım ki bakıyorsun Akdeniz'de yazın hava hep sıcak ve kurak. Ben bu dersin sonunda öğrenirim hocam. Harikasın, ama tabii sen öyle öğreniyorsun ama bilim insanları, coğrafyacılar, meteorologlar bunu 100 yıllar sonrası öğreniyor. Diyorlar ki, klimatologlar deniyor hatta iklim bilimiyle uğraşanlara. Onlar diyorlar ki, Akdeniz yazın sıcak, kışın ise yağışlıymış. Bunu öğreniyorlar. Bu iklim. Hava durumu ise günlük bir şey. Mesela sen şu anda eğer meteorolojinin sitesine girersen veyahut da işte telefonla hava durumuna bakarsan Antalya'da havanın yağışlı olduğunu göreceksin. İşte 10-12 derece. Ama Erzurum'da havanın karlı olduğunu göreceksin. Veyahut da Ankara'da havanın soğuk olduğunu göreceksin. İstanbul'da ise karla karışık yağışlı olduğunu göreceksin. Neden? Çünkü hava durumu günlük bir şey. Kar tatili geliyor mu hocam? İnşallah diyoruz. Öğrencilerin her zaman yanındayız. Kar tatilini bizler de destekliyoruz. Burada şöyle bir şey var. İklim demek ki uzun süreli bir olay. Hava durumu ise günlük, kısa süreli. Bir veya birkaç günlük oluyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi Türkiye'nin iklimine baktığımızda ise temelinde 3 çeşit iklim görüyoruz. Birincisi karasal iklim, yani iç kesimlerimize görülen günlük sıcaklık farkının fazla olduğu karasal iklim. Diğeri ise kıyılarımıza, kuzey kıyılarımıza gördüğümüz Karadeniz iklimi, her mevsim yağışlı olan. Bir de Akdeniz iklimi var. O da Marmara'nın güney kıyılarında, Ege'de ve Akdeniz kıyılarında gördüğümüz bir iklim tipi. Bu 3 iklim tipi de Türkiye'de aynı anda görülebiliyor ve Türkiye'de zaten aynı anda 4 mevsim yaşanabildiği bir ülke. Mesela şöyle düşün. Kasım ayında sen Erzurum'da böyle havanın çok soğuk olduğunu, hatta karı görebilirken Antalya'da ise denizden dolayı, havanın sıcak olmasından dolayı turistlerin denize girdiğini görebiliyorsun. Veyahut da o sırada Rize'de de yağmur yağabiliyor. Demek ki Türkiye'de aynı anda 4 mevsim görülebiliyor ve Türkiye'de yine matematiksel konumdan dolayı 4 mevsim görülebiliyor. Şimdi bunların detayına gireceğiz birazdan ama istersen şöyle yapalım. Yaşadığımız bölgenin iklimi hayatımızı nasıl etkiliyor, onu bir öğrenelim. Birincisi beslenmemizi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Şimdi birazdan göreceğiz zaten. Mesela diyelim ki konu tipini etkiliyor diyeceğiz. Karasal iklim ve konu tipinin kerpiç olduğunu göreceğiz şeylerde. Nedir onun adı? Yapılar. Kırsal kesimde. Veyahut da Akdeniz'de taş olduğunu göreceğiz. Ama öncesinde şunu şöyle bir özetleyip öyle geçelim konunun detayına. Birincisi beslenmemizi etkiliyor. Karadeniz'deki insanlar mısır ekmeği yiyorlar. Ama İç Anadolu'da buğday ekmeyecekler. Ulaşımı etkiliyor. Kardan yollar kapanabiliyor. Turizmi etkileyebiliyor. Kasım ayında, Ekim ayında Antalya'da tatil yapılabilirken, deniz turizmi yapılabilirken Erzurum'da kış turizmi yapılabiliyor. Bitki örtüsünü etkiliyor. Birazdan göreceğiz. Karadeniz'de orman, işte İç Anadolu'da bozkır veyahut da Akdeniz'de maki bitki örtüsünü göreceğiz. Konu tipini tabii ki etkileyecek. Birazdan göreceğiz yine. Karadeniz'de orman olduğu için ahşap konu tipini göreceğiz kırsal kesimde. Akdeniz'de taş, kırsal kesimlerde iç kesimlerde ise tabii ki kerpiçten evler göreceğiz kırsal kesimde. Giyimimiz de etkiliyor. Erzurum'daki insanlar daha kalın kıyafetler giyiyor. Biz Akdeniz'de daha böyle yazlık kıyafetler giyiyoruz. Gel istersen bunların ayrıntısına da girelim. Hadi hocam. Birincisi karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı. Evlerin yapı malzemesi kerpiç. Bu sadece ve sadece nerede? Sadece köylerde. Yoksa şehirlerde yine beton var. Ülkemizin iç kesimlerine yaygın. Hatta İç Anadolu'da ılıman kuşak. Evet, ılıman karasal. Doğu Anadolu'da sert karasal var. Ve bitki örtüsü de böyle turuncu ile yazabiliriz. Bozkır dediğiniz bitki örtüsü. Akdeniz'e baktığımızda yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlı. Ama hatta Akdeniz'de yağış çok daha fazla karasaldan. Mesela Antalya'da Ankara'dan çok daha fazla yağış oluyor. Akdeniz, Ege ve Güney Marmara kıyılarına görülüyor. Evlerin yapı malzemesi taş, hani yazın serin olsun diye. Ve sarıcılık yaygın. Yani domatesi kandırıyorlar. Hava ısınmış gibi. Kışında üretiyorlar değil mi hocam? Kışında üretiyorlar. Aynen dediğim gibi. Bitki örtüsüne baktığımızda ise zeytin, defne, zakkum ağaçlarından oluşan maki görüyoruz. Son iklimimiz ise Karadeniz iklimi. Burada her mevsim yağışlı. Her mevsim yağışlı olduğu için de bitki örtüsü orman olacak. En fazla nemin olduğu çok yer. Çok yeşillik var hocam. Çok güzel bir yer. Harikasın. Karadeniz yemyeşil. Zaten deniz var. Asfalt var. Sonra direkt orman başlıyor. Her mevsim yağışlı olduğu için bitki örtüsü orman. Ve her yerde orman olduğu için de kırsal kesimde insanlar evlerin yapı malzemesi olarak ahşabı kullanıyor. Ülkemizin kuzey kıyılarına görülüyor. Bak burada Temel'in de bir hava durumu tahmini var. Ona bakalım mesela. Demiş ki Temel, taş ıslak ise hava yağmurlu demiş. Mantıklı. Mantıklı. Taş kuru ise yağmur yağmıyor demiş. Ne, bu da mantıklı. Taşın altında gölge varsa demek ki bayağı güneş var. Bayağı güneş geliyor, güneşli. Üzeri beyazsa kar var. Bu da mantıklı. Evet. Taş gözükmüyorsa sisli. Bu da mantıklı. Sisten dolayı göremiyoruz. Taş sallanıyorsa rüzgar demiş, ama bayağı bir rüzgar olması lazım. Fırtına olması lazım ki rüzgar taşı sallayabilsin.
Taş yukarı aşağı zıplıyorsa deprem var demiş. Allah korusun. Tabii bu da çok kötü bir şey. Görmek istemeyeceğim bir şey. Taş yoksa demiş hortum var. Taş aldı gitti. Of. Gerçekten temel mantık söylemiş. Zaten biz de konuyu bu kadar basit bir şekilde anlattık. Şimdi o zaman konuyu özetlediğimize göre, anladığımıza göre hemen çak bir beşlik diyorum sana evladım. Harikasın. Bitki örtülerini öğrendik. Yapı malzemelerini öğrendik ve konuyu net bir şekilde gördük. Şimdi ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım.